O ses Türkiye'de gerçekten şu, yani bugüne kadar zaten birkaç haftadır çekim yapıyoruz. Bence bir boşluk vardı. İyi ki de geldin. Yani gerçekten parlayacaksın bu programda. Onu hissediyorum. Sen süper. Sen kendi sesini kime benzetiyorsun? Ya da kim gibi söylüyorlar? Aslında ben müziğe Teoman'la başladım. 4 yıldır falan müzik yapıyorum. Yani kendimi geliştirmeye çalıştım. Teoman'la başladım. Teoman'ın şarkılarında kendimi buluyorum. Yani hani o da duygu katıyor şarkılara. Evet. Farklı bir ses tonu var. Kesinlikle. Tabii, aynen öyle. O yoldan ilerlemek istiyorum. Bak Seda'nın çok güzel bir lafı vardı. İnşallah. Şarkıyı söyleme, anlat diye. Anlat, evet. Evet, sen bugün öyle bir şey yaptın. Yapmaya yani. Çalıştım. Şarkıyı anlattın yani. Aynen. Biraz. Şimdi Hadise'yle biz döndük. Duman'ın bir şarkısı var. Ay ya, hiç bugüne kadar hiç kimse söylemedi burada. Mesela senin sesinden onu duymak isterim. Şarkının ismini hatırlamıyorum ama... Özledim seni harbiden, aklıma da geliverir aniden diye. Biliyor musun onu? Vay be. Sözleri tam bilmiyorum ama ben bu şarkıya... Ben de seviyorum ama sözleri şu an aklımda. Evet, benim de sadece bu ikisi ama ilk dinlediğimde aşık oldum bu şarkıya. Mesela senin sesinden bu şarkıyı duymak isterim çok. Aklıma birden bu geldi. Bak, beni seçersen hiç, yani uzatmayacağım lafı. Gerçekten beni seçersen... Instagram'da seni eklerim. Ama önemli, önemli. Sıfır kaldı çünkü. Evet, çok büyük bir var çünkü bu arada Beyaz Instagram'da kimseyi takip etmiyor. Büyük bak, bir 1,5 milyon takipçim var, daha kimseyi takip etmiyor, kimse kırılmasın diye. Gerçekten şimdi... takip ederim, her fotoğrafının altında da en az 2 yorum yaparım. Bunlar senin yaş grubun için önemli şeyler. Müzik falan bir gün tamam, bunlar da önemli yani. Bunları kabul etmek lazım. Öyle ama ben pek önemsemiyorum böyle şeyleri. Okay. Bir şey söyleyeceğim. Tamam, keş beni, veriyorum. Beni seçersen geliyor. Geliyor benimki. Geliyor evet. Geliyor. Benimki zaten o kadar büyük patladı ki seninki artık ne söylesin. Dur geliyor. Beni seçersen. Tamam, ben anladım. Senin için bu follower takipçi olayı tamam önemli değil ama şöyle bir şey yapabiliriz. Bir şarkı seçeriz ve bu yarışmada nereye Beyaz kadar sakın havlu atma. Bu yarışmada nereye kadar gidersen git. Bu benim sana sözüm olsun. Hiç fark etmez. Nereye kadar gidersen git. Biz senle benim kuliste akustik bir şarkı kuliste beraber kuliste söyleyelim ve benim sosyal medyama yükleyelim. Bu da benim sana sözüm olsun. Beyaz. Beyaz. Beni seçersen Acun Ilıcalı'yı araya koyup torpil yapıp seni birinci yaptırabilirim. Yani patronu tanıyormuş. Aramız iyi. Ya da biliyor musun? Evet. Daha da büyük bir vaat yok herhalde yani. Evet. Hırsını alama. Devam et. Hırsını alama. Devam. Yok, benimki bu. Çünkü yarışma nasıl ilerleyecek hiç bilemiyoruz. Bazen gerçekten bu ilk turda bizi deli gibi etkileyenler, bazen ikinci turda bir şey oluyor. Olmuyor mesela, o da olabiliyor ama benim sana sözüm bu. Ne olursa olsun bu yarışmada, bu benim sana sözüm olsun. Bu da sana belki bir tık bile olsa yardımcı olacaksak oradan, ne bileyim YouTube channel'ın olur, bir şeyin olur, oradan seni şöyle bir... Onu düşünüyorum işte. İşte bak, sıçrarsın. Güzel olur yani, yardımcı Beyaz. Olursak. Sen, evet Beyaz. Gözümün önünde gitti yani. YouTube deseydin olacaktı. Instagram'da kaybettim. YouTube deseydim olacaktı. Aslında şöyle bir totem yapmıştım dönmeniz için. İlk döneni seçecektim. Öyle düşündüm. Ama iki kişi dönünce ben çok kararsız kaldım. İlk kim döndü? Hadise döndü. İlk ben döndüm. Hadise döndü ama benim dönmeme sebebim gerçekten bu mükemmel sesi arka taraftan dinlemek için dönmedim yani. Yalan mı ya? Arka taraf biliyor işte. Evet, onlar gördüler ya. Ben sebebini söyle, tercihini söyle, ne söylersen söyle, müthiş bir sesim var. Çok da güzel yerlere zaten gideceğim belli. Evet, çok sağ ol. Aynen. Buyurun. Dediğim gibi ilk döneni seçecektim ben. Hadise diyorum. Hadise. Yes! Siz var ya Hadise'yle birebir kaldığınızda sen Hadise'yle baş edemiyorsun. Edemiyorum evet. Bana geldi mi ikiniz de birden hort diyorsunuz böyle üstüme. Hadise'ye hiç şey diyemiyorsunuz. Niçin? Başka bir dil konuşuyorum anlayamıyorum. Ben neler yapıyorum Hadise'ye?
Daha ne gelmedi? Sohbet var burada ya. Çay söyleyeyim mi? Beraber. Hadise ne anlatıyorsun bacım sen orada? Şeyi verdiğim sözle ilgili 2-3 cümle söyledim. Kulisin yolunu anlattım. Daha görüşeceğiz. Ya madem ilk döneni seçecektin, beni niye o kadar vaatle uğraştırdın burada ya? Gel. Tebrik ederiz. Bol şans diliyorum sana.